Nesnel bilgi, bilim kurgusal kitap, belgesel ve hayal alanları üzerine. 80'li yılları anlatan bir belgesel izlerken o yılların güneşine ve çevresel enerjisine bakıyorum. Bir şey görüyorum. Ümitli alanlar. Henüz anlamlandırılmamış ancak iyi olacağı düşünülen sakin, dingin, mutlu, olumlu ve gülümseten yarınlar hayalleri. Bilinmeyen o kadar çok şey varmış ki o alanlar iyi şeylerle doldurulmuş sanki. Psikolojiyi rahat tutan iyi beklentilerle. Günümüzde de teknoloji ile birlikte bilinen çok yararlı bilgiler var ve birçok kişiye parlak günler sağlıyorlar elbette. İyi şeylerin yanı sıra bilindiği zannedilen çok fazla şey de var. Ancak doğru bilgi alma konusunda etkin olamayanlar için bu zanlar kişileri psikolojik yönden olumsuz hislere sevk edebiliyor. Keşke bu konuda ihtiyacı olan herkes geniş bir bakış açısına sahip olabilse ve hayat yolunda daha iyi hissederek ilerleyebilse. Zihnin kendisini rahat hissedeceği düzenli alanlardan söz edildiğini duymuşsunuzdur. Bu alanların karmaşıklığa ve çözülmesi gereken bir problem algısına mani olduğu için birçok kişi tarafından tercih edildiği de bilinir. Belgeseli izlerken o olumlu havayı solumuş gibi oldum. Elbette her dönemin kendine has problemleri olabilir. Ancak dönemlerin renkleri ve konuları birbirinden başkadır. Biz güneşli bir günden söz ediyoruz şu an. Bugünlerde okuduğum ve bilimsel konuların yer aldığı bir kitapta insanların bulunduğu çevredeki his durumuna göre hislerinin ve davranışlarının şekillenebildiğini kanıtlayan bir deneyden söz edilmiş. Bunu okurken insanların hangi mecralarda ne kadar vakit geçirdiği ve bu mecraları ne kadar baz alabileceği gerçeği akla geldi tabii ki. İnsanların hangi konuyu hayatlarının merkezine koyduğu bilgisi çok önemli. Çünkü kişilerin bu konularla ilgili ürettikleri hormonal ve düşünsel yanıtların kat sayısı diğer konulara göre daha yüksek olabilmektedir. Diğer konulara verilen tepki birken merkezde olan konularla ilgili olan tepki miktarı bin olabilmektedir. Olumlu hissettiren etmen seviyesi bu kat sayıların miktarına göre değişebilmektedir. Okuduğum kitaplar arasında bir bilim kurgusal roman da var bugünlerde. Bu türdeki kitaplar düşünsel manada insanların alanlarını genişletebilen ve neden sonuç süreçlerine dair hesaplama kuvvetlerini arttırabilen gereçlerdir diye düşünüyorum. Hayal kurmak bazen hayatı daha güzel bir hale getirmek için bir can suyu gibidir. 80'li yılları anlatan o belgeselde işte bu hayal alanlarını gördüm. Nesnel bilginin solunduğu alanlarda böyle günleri her zaman görmek mümkün elbette.